Osmanlı gibi bir İslam devletini borçlandıranlar Cumhuriyet'in mübeşşiri olan ilerici takımdır. Tanzimat'la başlar borç alma. Hatta öyle hainane bir iştir ki Dolmabahçe Sarayı borç parayla yapılmış. Sen Necdadın 4,5 asır Topkapı Sarayı'nda oturmuş. Sana ne oldu da burayı beğenmiyorsun da Dolmabahçe'de Avrupa'yı saray, barok saray yaptırıyorsun? Borç parayla. Borç alan bir gün gelir emir de alır. Bu borçlanma kasıtlıdır. Abdülhamit bunu fark ettiği için Dolmabahçe Sarayı'nda oturmadı. Yıldız Sarayı Alaturka bir saraydır. Orayı biraz genişletti, oraya geçti oturdu. Devletin o günkü teşkilatına da güvenmediğinden Yıldız'da ayrı bir kadro kurdu. Onlar bir şeylerle meşgul etti orada. Abdülhamit tahta çıktığı zaman 300 milyon altın borcumuz vardı. Hem ülkede kalkınma yaptı, hem de Dömeki Harbi'ni yaptı. Devrinde bir harp de var. Tesalya Harbi de denilen harbi yaptı. Hem de bu borcun 1/10'unu ödedi. Abdülhamit tahttan indiği zaman 30 milyon borcumuz vardı. 300 milyon 30 milyona indi. Borcu ödedi. İttihatçılar 10 senede bu 30 milyonu 400 milyona çıkardılar. Devleti batırmanın bir yolu da gerekli gereksiz borçlanmadır. Bunu kasıtlı yaptılar. Bunu kasıtlı yaptılar. Bundan dolayı padişahları mesul tutarsın. Onların etrafındaki devlet ticarini tutarsın. Onu bilemem ama bildiğim şudur ki Tanzimat'tan sonrası orijinal Osmanlı değildir. Arada 3 tane mukavemet eden padişah var. Sultan Aziz, Yavuz Sultan Selim gibi bir hükümdar. Sultan Hamid ve Sultan Muhyiddin. Gerisi yaramaz. İkinci Mahmut yaramaz. Abdülmecit yaramaz. İslam'la mizan edildiği zaman yaramaz. Osmanlı diye hatasıyla sevabıyla başını tac etmen gerekmez. Yanlış yanlıştır. Baban da yanlış yapsa yanlış yanlış diyeceksin. Onun için bu borçlanma ilerici takımın işidir. Devletin bozulmaya yüz tutmasından sonradır. Devlet onların eline geçtiği zamanki bir iştir. Osmanlı'nın umumi değerlendirilişinde bundan dolayı ithamı mümkün değildir. Mesela bu borçlanmada Sultan Aziz'in de rolü var. O borçlandı. Ama Sultan Aziz baktı ki devlet çöküyor. Ruslara karşı bir zafer kazanarak devleti yeniden eski canlılığına kavuşturmak lazım. O zaman da donanma da çok yenilik oluyor. Bugünkü uçaklar gibi her gün bir yenisi yapılıyor. Donanmaya yatırım yaptı, orduya yatırım yaptı. Dünyanın en büyük donanmasını kurdu. İkinci büyük kara ordusunu kurdu. Rusya ile harp edecek, Kırım'ı geri alacaktı. Siyaseti onu gerektirdi. Buna engel olmak için onu tahttan indirdiler ve katlettiler. Sultan Aziz'in ölümü cinayettir. Müslümanların talihi Sultan Aziz'in katliyle dönmüştür. O Yavuz Sultan Selim ayarında dindar bir padişahtır. Lakin el muhlisune ala hatarın azim. Kendisini tahttan indirip caniyane bir surette öldüren Hüseyin Avni Paşa'nın için onun serasker tayininde sadrazama diyor ki bunun gözlerini hiç beğenmiyorum diyor ama madem istiyorsun olsun. Madem gözlerini beğenmiyorsun içine bir şüphe geliyor tayin etme. Devlet adamı her kımıldayan yaprağın altından bir şey beklemesi lazımdı. Safiyane bir idare, safiyane bir kafayla devlet idaresi olmaz. Sultan Abdülaziz bu saflığın kurbanı oldu. 48 yaşında caniyane bir surette öldürüldü, katledildi. Onun borçlanmasının siyaseti icabı makul karşılarım. Ama ondan sonrakileri böyle bir mecburiyeti yok. Kasıtlıdır bu.